TV 8.5 ekranlarında sağlık konuşmaya devam ediyoruz efendim. Sırada yine çok değerli bir konuğumuz var. Medikal danışman Berrin Eren, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? Ben deyim, teşekkürler. İsminizle soy isminiz böyle çok akıcı. Berrin Eren. Evet, ayaklarınıza sağlık. Bugün lazer epilasyon konuşacağız efendim sizinle. Evet, doğrudur. Lazer epilasyon nedir diye başlayalım isterseniz. Lazer epilasyon, verilen ışığın kıl kök hücreleri tarafından emilmesiyle kıl kökünde harabiyet meydana getiriliyor. Ve bu harabiyet sonucunda kıl kök hücreleri yok oluyor ve kıl çıkışı engellenmiş oluyor. Bu işleme verilen isimdir. Peki bu yapılan işlemin herhangi bir yan etkisi oluyor mu Berrin Hanım? Yan etkisi yok. Sağlık örgütü tarafından da zaten bu onaylanmıştır. Cilt altının belli bir aşamasına kadar indiği için herhangi bir hücreye, dokuya, organa herhangi bir zarar vermez. O yüzden de bir yan etkisi yoktur. Peki bilindiği üzere birkaç kez uygulanması gereken bir işlem. Bu uygulanan bölgeye göre mi değişiyordur, kişiye göre mi değişiyordur ya da artık birçok cihaz çeşidi var, cihaza göre mi değişiyordur? Bununla ilgili bilgi alalım. Evet. Bunların hepsi bir faktördür. Hastanın ten renginden tutalım da kıl tipi, cihaz, hastanın seans aralıklarına verdiği önem. Bunların hepsi bir faktördür, hormonal durum. Ama ortalama olarak rakamlar belirlenmiştir yine de. Vücutta 6 ila 8 oranında, yüz bölgesinde daha çok 8 ila 10 arasında ortalama olarak belirlenmiş süreler, seans süreleri var. Ama bu bazen artış gösterebiliyor, bazen nadir de olsa daha aşağı seviyelerde de olabiliyor. Peki Berrin Hanım, şimdi hep bakıyorum estetik dendiği zaman bayanlar üzerinde, kadınlar üzerinde ilerliyor. Erkekler bu konuda nasıllar, başvuranlarınız ne kadar oluyorlar, oran olarak çok mu azlar yoksa tercih sebebi de oluyor mu? Aslında ciddi oranda erkek hastalarımız da var. Sadece erkek hastalarımız... belki toplumsal faktörden dolayı bilemiyorum. Biraz daha gizli tutuyorlar bu durumu. Çünkü gerçekten güzellik salonlarında ya da estetik merkezlerinde oldukça ciddi oranda erkek hastalar var. Ama muhtemelen dediğim gibi hani bunu gizli tuttukları için bu şekilde az gibi biliniyor. Özellikle yıllar geçtikçe erkek hastaların sayısı da oldukça artıyor. Peki genelde lazer epilasyonun uygulandığı bölgelerden bahsedecek olursak hangi bölgelere uygulanabiliyor? Lazer epilasyon zararı da olmadığı için göz kapağı haricinde hemen hemen tüm vücuda uygulanabiliyor. Kollar, bacaklar, özel bölge, yüz bölgesi, kol altı dediğim gibi göz kapağı haricinde, çünkü onu onay vermemiştir sağlık örgütü göze zararlı olabileceği düşünülerek, onun haricinde tüm bölgelere uygulanabilir. Peki bir veya birkaç seansta kurtuldu, o bölge tertemiz oldu ama bu tekrar geri yeniden orada kıl çıkıyor mu veya ne kadar bir süre etki sağlıyor bu epilasyon? Evet, insanlarımızın da en çok merak ettiği sorulardan birisi bu genelde. Görüşmeye falan geldiklerinde ilk sordukları soru bu oluyor. Tekrardan çıkar mı? Lazer epilasyonla yok ettiğimiz kıllar geri çıkmaz. Zaten oradaki kıl kök hücresini yok etmiş olduğumuz için doğal olarak kıl çıkma süreci gerçekleşemez. Ama bazen gebelik ya da hastanın kullandığı özel bir ilaçtan dolayı hormonal durumdaki değişiklik sebebiyle ekstra farklı bir bölgede kıllanma olabilir. Ama bu lazerle yok ettiğimiz kılların geri çıkması anlamına gelmiyor. Yani farklı bir bölgede, lazer tedavisi olmamış bir bölgede çıkan kıllardan bahsediyoruz. Yani lazer epilasyon sonrasında yok edilen kıllar geri gelmez. Bunun mümkünatı yoktur. Peki Berrin Hanım, şey var mı? Yani vücut, işte cilt tipine göre veya cinsiyete göre dikkat edilmesi gereken özel ayrımlar var mı? Yoksa her cilt tipinde, her cinsiyette yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor, evet. Her cinsiyette, her ten renginde, sadece ten renginde biraz dikkat etmemiz gereken faktörler olabiliyor. Buğday tenlerde, hafif esmerlerde falan yapabiliyoruz ama özellikle solaryuma girmiş hastalarda, uzun süre güneşlenmiş hastalarda bir müddet yapamıyoruz. Hastanın renginin açılmasını beklemek zorunda kalıyoruz. O yüzden özellikle yaz dönemlerinde yaklaşık işte 1,5-2 ay kadar, hastanın yanma durumuna göre tabii, değerlendirerek birazcık süreyi açabiliyoruz seans arasını. Peki ten renginden bahsetmişken,
bronz tenlilere uygulanabiliyor mu diye tekrar sormuş olalım. Uygulayabiliriz ama bu sefer dozları düşük tutmak zorunda kalabiliriz. Bu da seans süresini oldukça yükseltiyor çünkü sonuçları azaltıyor. Biz ne kadar yüksek doz kullanırsak sonuçlar o kadar başarılı olur lazer epilasyonda. Ama tabii belli bir seviye esmerlikten bahsediyorum. Eğer hasta ciddi bronzsa zaten yapamayız, mümkün değil. Beklememiz gerekir açılmasını. Peki açmak için bir işlem yapılabiliyor mu? Yok, hasta kese yaptırabilir ya da sadece zaman geçmesini bekleyecek. Ekstra bir işlem yok. Peki bronz tenlilere uygulanmıyor dedik. Bir de hamileler var tabii ki. Hamilelik sürecinde lazer epilasyon yapılabiliyor mu? Normalde sağlık örgütünün belirlediği bir yan etkisi yok. Aksi kanıtlanmadığı sürece de bu şekilde farz ediyoruz. Ama biz yine de hastalarımıza kadın doğumcusuna sormasını, danışmasını istiyoruz. Genelde izin veriyorlar. Özellikle uzak bölgeler işte kol altı, yüz, kol vesaire buralara zaten mutlaka izin veriliyor. Ya da belli bir aydan sonra mı bununla ilgili yok, bir bilgi var mı? Yok, ay önemli değil. Zaten dediğim gibi herhangi bir dokuyu, hücreyi, organı görmediği için bebekte de bu tarz bir şey sağlayacağını düşünmüyoruz zaten. Zaten öyle bir durum olsa dediğim gibi karaciğere, mideye her şekilde zarar vermesi gerekir. O yüzden hamilelerde doktorundan alacakları izinle yaptırabilirler diyoruz. Doğru. Peki genelde koltuk altı lazerinden sonra terlemenin arttığı gibi konuşulan durumlar var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, böyle bir durum mevcut. Tabii ki eski oranla birazcık daha artıyor ama yine de rahatsız edici bir durum çok fazla olmuyor. Yine de hastalarımızın en çok tercih ettiği bölge zaten kol altı oluyor, çok açık bir bölge olduğu için. Herkes yaptırıyor. Onun haricinde bir etkisi yok zaten. Birazcık daha terleme faktörü evet artıyor. Peki acaba neden koltuk altında böyle bir etki oluyor? Çünkü en fazla yapılan bölgeler arasında sayıyoruz koltuk altını ve izleyicilerimizin de belki kafasındaki bir soru işareti bu. Bunun sebebi ya da herkes de gerçekten böyle bir etkileşim oluyor mu? Herkes de olmayabiliyor. Hatta birçok insanda olmayabiliyor ama bazen de oluyor ve hastalar bu şekilde dönüş yapıyorlar. Evet, böyle bir etkisi var dediğim gibi. Oradaki kıl kökünü yok etmemizden kaynaklanıyor bu durumda. Çok doğal bir süreç zaten. Genelde biz öncesinde bunun bilgisini hastalarımıza veriyoruz zaten. İsteyen kabul eden yaptırıyor. Rahatsızlık duyacak kişi zaten yaptırmıyor. Peki bir şey söyleyecektiniz Ömer Şunu Bey. Şunu diyeceğim yani şimdi ben erkeklere konuyu çekmeye çalışıyorum. Yani erkek izleyicilerimizin şunu diyebilir miyiz? Eğer epilasyon yaptırmayı düşünenler varsa merak etmeyin, son derece gizlilikle, gayet titizlikle kimsenin haberi olmadan bu işlemler yapılabiliyor. Utanmayın efendim. Utanmayın, yaptırın diye. Kesinlikle utanılacak herhangi hiçbir şey yok. Doğal bir süreç, nasıl bir bayan kıllarından rahatsızlık duyabiliyorsa erkekler için de aynı şey söz konusu. Yani herkesin hakkı bu. Toplumumuzda bakımlamak biraz suç haline gelmiş erkeklerde. Onun için o yargıdan korkuyorlar galiba. Şimdi birazcık daha açtık o dönemi. Yani eskiye oranla baktığımız zaman şu anda erkeklerin sayısı oldukça arttı. Bu da demek oluyor ki toplumun düşüncesi değişebiliyor. Eminim ki bundan bir 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bence erkekler gerçekten kadınlardan daha fazla daha bakımlı mı olacaklar? Evet. Hadi bakalım. Peki erkekler en çok hangi bölgeleri tercih ediyor? Erkekler en çok elmacık, yani elmacık dediğimiz yanak kısmından bahsediyorum. Boyun, ense, zaten buraları sürekli işlem yaptırmak zorunda oldukları için onlar için gerçekten büyük bir konfor oluyor. Çünkü kurtuluyorlar ömür boyu bu işlemlerden. Ondan sonra da tamamen sakallarına yaptıran yoktur herhalde. Nadir var. Var yani mı? Farklı var durumlar için. Onun haricinde yaptıranlar sırt ve göğüs en çok tercih edilen bölgeler oluyor erkeklerde. Peki lazer epilasyonda en çok merak edilen konu da aslında herhangi bir yaş sınırlamasının olup olmadığı. Yani minimum bir yaş verebiliyor muyuz? Minimum yaş vermiyoruz. Yani bazı toplumda işte 18 yaş olduğu zaman yapılabiliyor gibi bir bilinç var ama halbuki bu şekilde değil. Kızlar adet görmeye başladıktan 2 yıl geçtikten sonra lazer epilasyona başlayabiliyoruz.
Ama şöyle bir şey var. Gençlerde gerçekten kıllar birazcık daha inatçı oluyor orta yaş ve daha yaşlı insanlara göre. Bunun sebebi de hormonal durumun, yani büyüme hormonunun hala devam ediyor olması. O da genelde 20'li yaşlardan sonra duran bir hormon olduğu için sağlıkla yaptırabilirler. Hı hı. Şimdi biliyorsunuz ki okul çağındaki çocuklarda eğer ki aşırı kıllanma varsa işte arkadaşların arasında belki dışlanma tarzı evet. Durumlar yaşayabiliyorlar. Evet. O yüzden bu yaş aralığında gelenlere de işlem uygulayabiliyor musunuz? Uygulayabiliyoruz. Zaten genelde küçük yaşta gelenlerin en büyük sebebi bu oluyor. Ebeveynler getiriyorlar ve işte bu açıklamayı yapıyorlar. Okulda arkadaşları dalga geçiyorlar falan diye. Yapıyoruz. Dediğim gibi bizim baz aldığımız şeyler var. Onları ebeveynlerle konuşuyoruz. Onlar onayladığı zaman yapabiliyoruz. Sıkıntı Genelde yok. Bu yaşlardaki sıkıntı nelerdir mesela? İşte arkadaş çevresinin dalga geçmesi gibi mesela. Hı-hı. Bu özellikle çocuk yaştaki hastalarımızda oldukça bir psikolojik travma oluyor. Onun için de hastalar bir an önce okuldan kurtulmasını istiyorlar. Onun için getiriyorlar. Peki Berin Hanım, şimdi biz epilasyon yaptırmaya karar verdik, istiyoruz. Karar verdik, araştırma içerisine girdik. Önümüzde alternatif seçenekler meydana geldi. Evet. Bunlarda yapılacak yeri seçerken dikkat etmemiz gereken şeyler var mı? Nelere dikkat etmeliyiz, neye göre seçmeliyiz? Kesinlikle ruhsatlı, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı yerler olması gerekiyor. Zaten bu şekilde onaylı yerlerde her şey işleyişe göre olmuş oluyor. Yani herhangi bir kaçak göçek vesaire bir işte durum olmamış oluyor. Ve onun haricinde de temizlik, hijyen, profesyonel kişilerin yapması, referanslar doktor belki. Gözetiminde olması, bunlar çok çok önemli şeyler. Evet. Evet, peki Berin Hanım, peki uygulama sonrasında kişinin yapması gereken şeyler var mıdır? Uygulama sonrasında özellikle ilk 3 gün güneşe çıkmasını istemiyoruz hastalarımızın. Lazer yapılan bölgeleri özellikle güneş koruyucu kullanmalarını istiyoruz. Rahatlatıcı, nemlendirici kremler öneriyoruz yine işlem sonrasında. Duş faktörünü birazcık daha yasaklamıyoruz ama birazcık daha suyun daha ılık olmasını, keseyi yapmamasını vesaire. Belli bir süre mi yoksa devamlı olarak mı? Yok, ilk 3 gün özellikle bizim için önemli. 3 günden sonra normal yaşantısını hasta devam edebilir. Peki atıyorum sürülen bir vücut losyonu tekrar o kıl kökünü besler mi? 3 günde de olabilir, sonrasında da olabilir. Hani sürekli kullanacağı malzemeye dikkat etmek zorunda mıdır kişi? Kesinlikle, kesinlikle dikkat etmelidir. Her nemlendirici bu iş için uygun değildir. Zaten genelde lazer yapılan yerlerde bunun için uygun kremler oluyor ve hastaya o şekilde öneride bulunuyor. Yani isim olarak hastaya söyleniyor ve uygun krem kullanması sağlanıyor. Yanlış krem evet kıllanmaya sebep olabileceği için onları kesinlikle önermiyoruz zaten. Evet, peki bir de lazer tercihinden bahsedecek olursak bir soğuk var, bir sıcak mı var? Öyle doğru mu biliyorum? Sıcak yok. Sıcak artık yok evet. Mu? Tamam. Hep soğuk veriyoruz. Ya soğuk var, bir de soğuk olmayıp normal olanlar var ama genelde herkes daha çok soğuk üfleyen cihazları tercih edilmesi ediyor. Gereken. Sebebi de acıyı daha hafifletmesi. O da herkesin hakkı. Çünkü az da olsa lazerde bir acı hissi var. Eğer soğuk olmazsa bu his daha da artıyor ve insanlar için seanslar çekilmez hale gelebiliyor. Onun için de herkes soğuk üflemeli yöntemleri tercih ediyor. Evet, çok teşekkür ederiz Berin Hanım. Ayaklarınıza ederim. Sağlık. Lazer ağzınıza epilasyon sağlık. Hakkında sizden çok önemli bilgiler aldık. İnşallah tekrar bekliyoruz programımıza. İnşallah, görüşmek üzere.